Günaydınlar değerli izleyicilerimiz. Kısa bir aranın ardından gününüze ve haftaya sağlıkla başlayabilmeniz için ve sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir ve sağlıklı bilgilere ulaşabilmeniz için yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine güzel bir konuyu konuşacağız ve yine uzman bir konuğumuz bu konuda Sayın Erkan Gürgen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Bugün sizle aslında yani toplumda neredeyse hiç kimsenin muzdarip kalmadığı önemli bir problemden, bel ve boyun fıtıklarından ve omurga problemlerinden ve bunların yarattığı ciddi ağrı şikayetleri ve bunların tedavi yöntemlerinden konuşacağız. Özellikle de ameliyat masasına yatmak istemeyen insanlar için, değil mi? Evet. Ameliyatlık duruma gelmiş ama ameliyattan nasıl kurtarabiliriz? Yani ameliyat olmadan nasıl bundan şifa bulabilirler? Bunları konuşacağız. Evet. Sayın Hocam, neler dersiniz? Öncelikle sizin uzmanlık alanınız ve sizinle alakalı kısa bir bilgilendirmeyle başlayalım izleyicilerimize. Doktor Erkan Gürgen ben. Evet. İstanbul'da çalışıyorum. Beyin cerrahisi uzmanıyım. Hı. Beyin cerrahı olarak yaklaşık 20 senedir İstanbul'da hizmet vermekteyim. Hı. İşte 99 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniğinden mezun olduktan sonra birçok İstanbul'da özel klinikte çalıştım. Halen de aktif olarak çalışmaya devam etmekteyim. Hı. Şimdi beyin cerrahisi olarak daha çok omurga ile ilgileniyorum. Omurga ile yaklaşık o 20 senelik süreçte birçok eğitimlerde dahil olmak üzere, siz de cerrahsınız bilirsiniz. Evet. Yenileye yenileye bugünlere kadar geldik. Çok güzel. Evet. Hocam şimdi dedim ki bel ve boyun fıtıkları neredeyse toplumda muzdarip olmayan kimse yok. Yani hepimizde bir şekilde o bulging dediğimiz hani o fıtık başlangıcından tutun ciddi fıtıklaşmalara, sinir haraplanmalarına, felçlere kadar giden bir sürü problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunları kişi bir böyle bir problemle karşı karşıya kalmadan, yani daha ileri boyutlara gitmeden nasıl tanıyabilir? Böyle bir probleminin olduğunu, gerçekten buna bağlı sinirsel bir problemin olduğunu ya da fıtıklaşma olduğunu ve bununla ilgili ameliyata gitmeden önce ya da ameliyatlık bir sürece gelmeden önce neler yapabilir kendisi ve sizler neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, ya poliklinimizden bahsedelim. Ya beyin cerrahisi polikliniğe hastalarımız geliyor. Genelde bel ve boyun yakınmaları çok fazla. Biraz belden bahsedeyim. Bel ağrısı şikayetiyle gelen hastalarda çoğu zaman biz bu hastalara reçete yazıp gönderiyoruz. Yani çünkü ağrı kesici, birkaç gün bekleyin. Kas kesici ilaçlar. Yani. Bazı bulgularımız var. Bacak ağrısı, ayakta uyuşukluk, ayakta güçsüzlük hissi, radiküler ağrı dediğimiz siyatik sinire baskıya bağlı ağrılarda ise ileri tetkik yapmamız gerekiyor. Bu ileri tetkiklerimizde işte bel MR'ı çekilmez ama dediğim gibi her gelen polikliniğe gelen hasta biz ileri tetkiki yapmıyoruz. Çoğu zaman bu 100 hastanın omurga problemi, bel problemiyle gelen 100 hastanın 95'i hiçbir şey yapmadan kendiliğinden düzeliyor. İşte basit ağrı kesici, adale geliştiriciler, birkaç gün istirahatle ama o 5 hasta, 100 hastadan 5 tanesi ileri tetkiki hak ediyor. Tabii. Nedir? MR çekiyoruz, işte tomografi çekiyoruz, EMG yapıyoruz. Bu ileri tetkikler sonrası tanı koymaya çalışıyoruz. Evet. Bir, ileri tetkikler dediniz ya hocam, şimdi biliyorsunuz bacak ağrısı aslında hemen herkeste görülebilen bir problem. Sadece bel fıtığına da bağlı olmayabiliyor. Mesela benim branşımda siz de biliyorsunuz. Evet. Atar damar hastalıkları, damar sertliği, damar tıkanıklıkları da. Şimdi mesela 50 yaşında sigara içen, beli ağrımayan, bacağı ağrıyan biri geldi. Şimdi hani izleyicilerimizin bu konuda biraz daha aydınlanması ve netleşmesi için kafalarında bazı şeyler. Çünkü şimdi şikayeti olan insanlar bizi dinliyorlar ya da sonradan şimdi izleyecekler. Şimdi mesela bacağın arkası mı ağrır? Bacağın ön yüzü mü ağrır? Bacakta uyuşma mı daha ön plandadır? Yürümekle topallama mı vardır? Bunlar çok önemli. Netice klasifikasyon. Şöyle, bize önce bir hikaye çok önemli. Hastayı biz dinlerken dört gözle, iki kulak, dört kulak, hepsiyle çok dikkatli dinlememiz gerekiyor. Anamnez dediğimiz hastanın aslında hikayesi çok MR'a, değerli. Aslında ileri tetkiklere, başka testlere gitmeden önce hekimin muayenesi ve değerlendirmesi ve hastayı hastanın verdiği verileri süzmesi çok önemli. Tabii ya, hastaya soruyorum, evli misin, bayansa çocuğun var mı, kaç doğum yaptın, normal doğum mu yaptın, özgeçmişi, ailede soy geçmiş dediğimiz ailede herhangi bir rahatsızlık var mı? Bunları iyi bir değerlendirmek, onu 24 saatini özetlemesini istiyoruz poliklinikte. Evet. Ondan sonra da şikayetlerine geçiyoruz. Şikayetlerine göre de ileri tetkiklerini yapıp ondan sonraki aşamada da tedavisine devam ediyoruz. Sorduğunuz soruda siyatik ağrısıyla o damar tıkanıklığı nasıl karışır? Ya karışıyor hakikaten. Böyle bacağa giden damarlardaki tıkanıklıklardaki bulgularla siyatik bulguları tamamen farklı. Ya da ikisi bir arada da olabilir. Bir arada da olabilir. Yani, tabii. Yani hem ondan olabiliyor. Yani onda ne yapıyoruz? Siyatik ağrısı belden kalçanın içinden böyle aşağı
aşağı doğru yol yürümekle, ayakta durmakla şiddetlenen işte 20 metre 30 metrede istirahat etmemizi gerektiren ağrılardır. Tabii, ama daha çok bacağın arka yüzü. Bacağın arkasına, kalçanın arkadan. Evet, ayak topuğuna arkadan, kadar. Topuğa kadar, işte baş parmağa kadar uzanan ağrılardır. Tabii biz ileri tetkikleri yaptığımız zaman bazı hastalarda işte lomber MR çektik. O %5'lik hastanın da %4'ü inanın ki işte fizyoterapi, işte diğer yardımcı alternatif tedavi yöntemleriyle düzelebilecek hastalar. Ama bizim o 100 hastadan 1-2'si cerrahi, mutlak cerrahi gerektiren hastalıklar. Yani bel problemi olan, beli konuşurken 100 hastanın sadece 1 ve 2'si mi aslında ameliyatlık hastalar? Tabii cerrahisi o. Ya zaten %95'i iyileşiyor. %2-3'ü de işte fizyoterapist arkadaşlardan ve diğer alternatif tedavi yöntemlerini uygulayan arkadaşlardan faydalanıyoruz tabii. İşte bir takım nedir? Manuel terapiler, mezoterapiler, proleterapiler, epidural enjeksiyonlar, işte radyo frekanslar, işte transforaminal enjeksiyonlar dediğimiz bir sürü. Yani saysam 25-30 tane kalem var. Evet. Yeni teknolojili. Bundan 20 sene önce sadece bir fizik tedavi vardı. Şimdi üzerine eklene ağrı cerrahisi, ağrı poliklinikleri açılmaya başlandı. Bizim burada sıkıntımız, bir beyin cerrahı olarak sıkıntımız, işte o %1 ve 2'lik hasta dilimi bize geliyor. Evet. Bel fıtığından ameliyat gerekiyor. Hasta korkup kaçıyor poliklinikten. Evet. Allah diyor. Ameliyat denir. Şimdi denmez, bakın bizim ameliyathane masa değil. Orası pamuklarla serdiğimiz bir yer. Doğru. Hastamızı pamuk gibi alıyoruz. Anestezi doktorlarımız, teknisyenlerimiz bunları güzel hazırlıyor. Tabii. Güzel böyle rüyaya dalar gibi dalıyorsunuz. Tabii. Sonra rüyadan uyanır gibi uyanıyorsunuz. Eski aslında anestezi en konforlu yöntemleri, yataklardan bir evet, en konforlu. Ya ameliyathane masa değil o yatak. Tabii. Yani konforlu bir yatak. Doğru. Biz de pamuklara sararak hastamıza gerekli operasyonu yapıyoruz. Evet. Cerrahi süreler eskiden çok uzundu. 2 saat, 3 saat, 4 saat. Bundan 20 sene önce işte üniversitede ihtisas yaparken 2-3'ünde kan ayarlardık. Hastanın yatış süresi 3-4 saatti. 3-4 gün yatardı hastalar. Koca hastanede. Koca cerrahilerdi yani. Büyük bunlar. Cerrahilerdi. Şimdi 2 santimlik insizyonla biz bu cerrahileri bitiriyoruz. Ameliyat sonrası 4-6 saat sonra hastayı ayağa kaldırıyoruz. Çok güzel. Ayağa kaldırdıktan sonra hasta şaşırıyor tabii, şiddetli bacak ağrısıyla geliyor ve bu bacak ağrısından kurtulmuş oluyor. Evet. Tabii mikro cerrahi olduğu için hastayı büyük bir travmaya uğratmıyoruz. Harika. Uğratmıyoruz. Harika. Şimdi burada şimdi alternatif tedavi yöntemleriyle ilgili bir eleştiri değil de bir bilgilendirme yapayım. Şimdi hasta o %1'lik, 2'lik dilimdeki hastalar bazen çok fazla geliyor poliklinimize. İşte şuraya gittik, buraya gittik, işte manuel terapi yaptırdık. Yok oraya epidural enjeksiyon yaptırdık. İşte şurası adam Çanakkale'de çekiyormuş, oraya gittik. Yok Sarıyer'de bir abi var, o böyle yapıyormuş. Ne olur öncelikle omurga probleminiz var ise en yakın, size en yakın beyin cerrahisi polikliniğine gidin. Tabii. Oradaki hekim arkadaş değerlendirsin. Çünkü biz omurgayı, ameliyatta içerisini görüyoruz. Tabii. Bizden başka içini gören yok. Riskli bir organ. Tabii yani riskli. İçerisinde sinir var. Şimdi Allah korusun yani sinirde bir zedelenme olduğu zaman bacağını komple kaybetme riskin de var yani. Evet evet, öyle hasta geldi öncelikle geçen hafta bana da. Hekime evet. Başvurmaları lazım. Öncelikle, yani alternatif ya da farklı işte dediğiniz gibi bazı şehir efsaneleriyle maalesef uğraşmadan önce değil mi? Öncelikle bir tıbbın hizmetine girmeleri lazım. Ama şu da var, diyor ki işte gittim oraya diyor. Çektirdim belimi, kalktım, iyileştim diyor. Ya zaten o %95'lik hasta 1-2 gün içinde zaten kendiliğinden düzeliyor ve günlük hayatına dönüyor. Evet. Yani bizim burada en büyük avantajımız mikro cerrahinin ilerlemiş olması. Evet. İstanbul'da ve Türkiye'de birçok yerde bu korona döneminde de gözüktü. Türk hekimlerimizin başarısı, kesinlikle, bilgisi ve kesinlikle tecrübesi, deneyimi hepsini yan yana koyduğumda kesinlikle günde 50-60 poliklinik yapan, işte günde 7-8 haftada 15-20 ameliyat yapan biz cerrahlar Avrupa'ya göre çok daha hızlı ilerlemişiz demek tabii ki. Tabii, kesinlikle hocam. Peki hocam şimdi mikro cerrahi özellikle sizin spesifik alanınız. Peki mikro cerrahi haricinde neler yapıyorsunuz? Mesela boyun fıtığı için, özellikle boyun fıtığını da konuşalım. Şimdi boyun fıtığında hemen hemen omurga bir bütün. Boyunda da omurga bir, belde de bir. Yaklaşık belde 5, boyunda 7 tane omurga kemiği var. O 7 omurga kemiğin arasındaki kıkırdakların dışarı çıkmasıyla boyun fıtığı oluşuyor. Ve bu boyun fıtığında yine bir takım tedavi yöntemleri var. Orada da mikro cerrahi yöntemler kullanıyoruz. Bel fıtığında belin arka kısmından girip ameliyatı yaparken boyun fıtığı ameliyatları önden buradan hemen buradan yaklaşık 2 santimlik kesiyle
bu operasyonları gerçekleştiriyoruz. Tabii boyun fıtığı ameliyatları bel fıtığı ameliyatlarına göre daha zor gibi gözükse de tecrübeli ellerde yapıldığında yarım saat 40 dakikalık bir sürede o sizin şiddetli kol ağrısına sebep olan boyun fıtığınızdan kurtulabiliyorsunuz. Bir de yine teknolojinin ilerlemesiyle bu boyun fıtıklarında biz servikal disk protezleri kullanıyoruz. Yani oraya bir kafes yerine protez koyarak orada oranın oynaklığını hareketliliğini korumuş oluyoruz. Tabii omurgayı dışarıdan mı koyuyorsunuz hocam protezi? Yani her iki omurga kemiği arasındaki kıkırdağı alıyoruz. Onun arasına o hareketliği bozmasın, o bozmaması için özellikle genç hastalarda esnek bir materyal koyuyoruz. Güzel bir cerrahi yöntem. Ya korkmasın hastalarımız, onu söylüyoruz. Yani bel fıtığı içinde, boyun fıtığı içinde mikro cerrahide benim anladığım kadarıyla yarım saat 45 dakikalık bir operasyon süresi var. Ya tabii eskiden uzundu. Belde mesela boyunda veriyorsunuzdur da tahmin ediyorum. Belde mesela narkoz falan veriyor musunuz hocam? Şimdi bazı hastalarda özellikle şimdi mesela 104 yaşında ameliyat ettiğim hastam var benim. Süper. İşte Rize'de ya köyden dışarı çıkmamış. Ağaçta ağaçtan tırmanırken işte bel fıtığı olmuş. Adam geldi işte 104 yaşında. Genel yaşından ötürü genel anestezi veremedik. Tabii. Spinal anestezi dediğimiz siz de kullanıyorsunuz. Tabii. Spinal anesteziyle belden aşağı uyuşturarak herhangi bir anestezi almadan ameliyatını gerçekleştirdik. Tabii hastada spinal anestezi de hastanın da hekime uyumlu olması gerekiyor. Çünkü uyanık hasta yani biz ameliyat ederken belden aşağı uyuşuk oluyor. Ama cerrahi süresi kısa. Yani etkileri az. Tabii, ve hasta anladığım kadarıyla hemen ayağa kalkıp yürüme şansına sahip değil mi? Yani ameliyattan sonra hemen kaldırabiliyorsunuz herhalde. Spinal anestezinin bir süresi etkisi var. 4-6 saat sonra hastayı hemen ayağa kaldırıyorsunuz. Aynı gün ayağa kalkabiliyor. Tabii. Aynı gün evine gidebiliyor. Aynı gün taburcu ettiğimiz hastalar var. Tabii belli bir yaş üstü hastaları mutlaka bir gün tutuyoruz yani. Ama genç hasta yani kendimizi genç görebiliyoruz. Ama biz gençler de diyelim, biz gençler sabah ameliyat olup taburcu olabiliriz rahatlıkla. Çok güzel, çok güzel. Evet, yani hocam o zaman şu mesajı verelim ya da siz verin. Evet. Yani bel ve boyun fıtığınız varsa ya da omurga problemleriniz, ben buradan biraz daha genellemek istiyorum. Omurga hastalıkları da çok sık görülüyor. Özellikle skolyozlar, kifozlar, omurga ile ilgili diğer bazı problemler değil mi? Ciddi sıkıntılar görülüyor. O zaman mikro cerrahi yöntemlerle çok kısa sürede yan etkisiz olarak hastanın hemen aynı gün belki ertesi gün normal hayatına dönebileceği rahatlıkla sistemler haline gelmiş. Yani buradan bir mesaj vermemiz lazım. Şöyle bir mesaj. Çünkü dediğiniz gibi insanlar bu durumlarda, biz de öyle aslında. Yani bazı hastalıklarda hemen başka alternatifler var mı? Yani doktora gidince şimdi eyvah bana ameliyat demesin. Bir MR çektirilince işte bende çok ciddi sıkıntılar çıkar şimdi. Eyvah eyvah deyip hatta bu yüzden hastalıklar ötelenip şikayetler başladıktan sonra bile ilerliyor hastalıklar. İlerliyor, yani buradan öyle bir mesaj vermeliyiz ki hocam. Hastalar artık bu teknolojinin tıpta bu şehir efsanelerinden ya da alternatiflerden çok daha üstün olduğunu bilmeli ve çok daha çabuk şifa bulacaklarını bilmeliler. Tabii şu masa diye bir şey yok ameliyathanıma. Masada kalmak diye bir şey yok. Çok masada güzel. Kalan. Çok ya güzel. Ben ihtisas yaptığım dönemde bir hastamız, o da 95 yaşında beyin tümörlü bir hastamız, hocamızla beraber girdiğimizde bir kalp krizi geçirmişti. Onun dışında hiçbir hastamda ben daha bu masada kaldığını görmedim. Maşallah. Onu koyalım ki masada kalmak diye bir şey yok. Tabii tıpta olmaz diye bir şey yok ama çok 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 nadir şeyler bunlar. Bunun için korkmayacağız. İkincisi alternatif tıp yöntemleri dediğimiz başlıklar, işte manuel terapi, işte proleterapi, birçok anlar sayılmakla bitmez. Bunlardan önce hekim olarak beyin cerrahisi uzmanına gelin. Ne olur bu ağrılarla ilgili. Ve mikro cerrahiden korkmayalım. Ameliyat çok konforlu. Ameliyat sonrası hayata dönüş eskisi gibi değil. Çok daha hızlı bir şekilde, konforlu şekilde dönebiliyoruz. Hocam mesajlarınız programımızın güzel müziğiyle birlikte seyircilerimize, izleyicilerimize aktarıldı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür değerli ederim. Bilgiler için ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Efendim TV100 ekranlarında hafta içi her sabah 9-10'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Siz de sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir ve sağlıklı bilgilere ulaşabilmek için bizlerle olun. Görüşmek dileğiyle.